Merhabalar herkese. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Eğer abone olmadıysanız sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz motifin anlatımını yapacağım. Yine kare bir motif. Ekleyerek istediğiniz ürünü elde edebilirsiniz. Eklemesi de bu kenarlardaki pipiriklerden olacak. Şimdi bir tanesini yaptım ben. Diğer ikincisini sizlerle yapacağım. Beyaz Maxi A ipliği kullanıyorum. Altın başağın 10 numara tığ numara. Şimdi ortadan 8 tane zincir çekerek başlayalım. Biraz daha yakınlaştıralım. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincir çekiyoruz. İlk zincirin içine girerek birleştiriyoruz ve küçük bir halka elde etmiş olduk. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve bu halkanın içine sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 Toplamda 13 tane sık iğne yapacağız. 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şu ipimizi de arkada sık iğnelerin altında gezdirdik. Şimdi 13 tane sık iğneden sonra ilk sık iğnenin şöyle üzerine batarak birleştirelim. Şu ipimizi artık kesebiliriz oradan. Evet. Şimdi buradan etrafını şunları yaparak devam edeceğiz. Buradaki sık iğneleri yaparak devam edeceğiz. Şimdi önce 10 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çekiyoruz. Tığın başına 1 2 2 defa doluyoruz ve alttan 1 2 3 4. zincirin içine batıyoruz. Tekrar sayalım. 1 2 3 ve 4. 4. zincirin içine batarak 1 2 3 ve 4. 4 defa da çıkıyoruz. Ve buradan hemen yani şurada bir halka daha oluşturmuş olduk. Bu halkanın içine tekrar sık iğne yapacağız. Şimdi bir tane zincir çekiyorum önce. Önce bu tarafına 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani halkanın önce bir tarafına 8 tane sık iğne yaptım. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz. Buradan şunu aşağıya alıyoruz. Sanki orada zincir yokmuş gibi. Halkanın diğer tarafına tekrar şu üstten doğru geçerek devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar 8 zincir yaptım. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin arasına girerek birleştiriyoruz. Şu ilk yaptığımız ortamız tepesine de bunu yapmış olduk. Sadece şuradaki geçişe dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şurada zincir yokmuş gibi direkt yapmaya devam ediyoruz. 8 tane daha. Şimdi tepeye geldik. 10 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Tığın başına bir kez doluyoruz. Şimdi ilk yaptığımız ortaya, bir sonraki trabzana batıyorum. Pardon, arada bir tane atlıyoruz. Şu çıktığımız yerin hemen yanına değil, bir sonrakine batıyoruz. Ve üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Şu şekilde. 10 zincirle aşağı indik. Bir trabzan yaptık. Şimdi buradan trabzanın üzerinden tekrar 10 tane, burayı özellikle yavaş yavaş anlatıyorum ki karışıklık olmasın diye. Tekrar 10 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi tığın başına 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa doladım. Ve tekrar ilk yaptığımız ortaya geleceğiz buradan. Şöyle tutuyorum elimle. Bir sık iğneyi atlayıp diğer sık iğnenin içine giriyorum. Önce bir ilmek alıyorum. Sonra ikişer ikişer. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi de çıktım. Beş defa doladık. Yedi de çıktık. Şimdi tığın başını tekrar bir, iki defa doladım. Buraya da zincir oluşturmuş oldum. Şimdi şu yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Altta şurada 3 tane zincir kalacak şekilde şöyle mesafeyi şununla aynı hizada tutmaya çalışarak zincirin içine batıyorum. 1, 2, 3, 4 defa da çekiyorum. Biraz bu dörtlü çekmeyi geniş geniş çekiyorum. Yani çok sıkı sıkı çekmiyorum. Şununla şunun yani iki şu zincirin aynı boyutta olmasına dikkat ediyoruz. Bir de şuradaki mesafeyle şu ilk yaptığımız mesafelerin aynı gitmesine dikkat ediyoruz. Şimdi tekrar şuradaki işlemin aynısını yapacağım. Önce bu tarafa sık iğne yapıyorum. Sonra dönüyoruz. Bu tarafa sık iğne yapıyoruz. Önce bir zincir çekiyorum. Halkanın içine giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi hiç bozmadan direkt bu tarafa doğru geçiş yapıp şöyle tutarsak daha rahat çalışırız. 1, çok sıkı yapmayalım bu geçişi de yine şöyle düzgün dursun. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine tepeye geldik. Şimdi burada ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine batarak birleştirelim. Evet, şöyle iki tane. Şurası ortada ilk yaptığımız halkamız. Etrafına şimdi iki tane halka yaptık. Tekrar sık iğne yaptık. Şimdi buradan tekrar 10 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar 10 zincirimizi çektik. Tığın başını bir kez doluyoruz. Şuradaki gibi üçlü trabzan yapacağız. Ortadaki sık iğneye geldik. Bir sık iğne atlayıp diğerine batıyoruz. Fazla atlamayayım diye açıyorum. Evet. Bir tane atladık. Diğerine batıyoruz. Ve bir tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi şu zincirler arkada duruyor ama sonra onlar üstüne gittiğimizde düzelecek. Biraz elimle düzeltip tam net görmenizi sağlamaya çalışıyorum. Bir tane üçlü şey yaptık, trabzan. Şimdi bu üçlü trabzanın üzerinden yine 10 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar 10 zincir çektik. Ve tığın başını 5 defa doluyoruz. 2, 3, 4, pardon 5. 5 defa doladık. Yine bir sonraki trabzan sık iğnenin içine bir tane atlıyoruz. Bir sonraki sık iğnenin içine batıyoruz ve 7 defa da yukarı çıkacağız. Önce bir ilmek alıyorum, sonra ikişer ikişer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi tığın başını burada bir zincir oluşturmuş oldum. Tığın başını bu sefer 2 defa doluyorum. Yine buradan 1, 2, 3 tane zincir kalacak şekilde batıyoruz. 1, 2, 3, 4'te çıkıyoruz. Tekrar burada bir halka oluşturmuş olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum ve önce bu tarafa doğru sık iğne yapıyorum. 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi diğer tarafına sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tepeye geldik. İlk sık iğneye batarak yine birleştiriyoruz. Bir halka daha yapmış olduk. Şimdi tekrar 10 tane zincir çekiyoruz. Yönümüz şöyle ters gösterdi. Şimdi üçüncüyü yaptık. Bir tane daha yapacağız aynı işlemi. 10 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir kez doladım. Bir sık iğne atladım. Diğerine battım. Tam ortadaki motife. Bir tane üçlü trabzan. Şimdi tekrar 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Yine burada tığın başına 1, 2, 3, 4, 5 defa doladık. Tutuyoruz. Bir sık iğne atlayıp diğerine batıyoruz. Ve 7 defa da çekiyoruz. Önce bir ilmek alıyoruz, sonra ikişer ikişer. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi 2 defa doluyoruz. Yine alttan 3 tane zincir kalacak şekilde zincirin üzerine batıyoruz. Ve 4 defa da yukarı çıkıyoruz. Şimdi önce 1 alarak sonra 2, 2 alarak 1, 2 ama burayı bol bol çekiyoruz. 3 ve 4. Şu iki zincirin eşit olması için. Şimdi bir zincir tekrar bu tarafa doğru 8 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle tutayım daha rahat olacak. 7, 8. Şimdi diğer tarafa, bu tarafa doğru geçiyoruz. Şöyle tutalım direkt üstünden doğru. 1, 2, şimdi alttan yukarıya doğru geliyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi yine ilk trabzan, pardon, sık iğnenin arasına girelim. Birleştirelim. Evet. Bütün halkaların etrafında böyle 10 tane zincirimiz var. Şimdi sona geldik. Burada 10 zincir var. Burada bir 10 zincirimiz daha olacak. Yani şu ortada bir trabzanımız olması gerekiyor. Yine
10 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir kez doluyorum tığın başına. Alttaki sık iğneye batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar 10 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Evet, halkalarımız bitti. Şimdi bu 10 zinciri buradaki halkamızın tepesine batarak birleştireceğiz. Zincirin çıktığı yere, aynı yere batılan şu şekilde birleştirdik. Her halkanın etrafında şöyle onarlı zincirimiz var. Burada dikkat etmemiz gereken şunların dönmemesi. Yani şu sık iğneyi yaparken şu tarafa düzgün geçmemiz. Evet, şimdi bundan sonra bir üste geçiyoruz ve birleştirdiğimiz yerden şimdi önümüzdeki zincirin ilk zincirin içine şöyle ipimi taşıyorum önce. Zincirin içine batarak bir zincir. İlk zincir, daha doğrusu bir zincir demeyeyim. Şimdi 3 tane zincir çekelim. Bu zincirin üzerine 7 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber 2 oldu şu anda. 3 4 5 6 ve 7. Evet, zincirle beraber 7 tane trabzan yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir. Bir sonraki zincire geçiş yapıyoruz. Direkt tığın başını doluyoruz. Buradaki zincirin içine giriyoruz. Şöyle tepeye doğru. Yine 7 tane daha trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Hep zincir boşluğunun içine batıyoruz. 6 ve 7. Şimdi 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 zincir. Tığın başını doluyoruz. Tekrar bir sonraki zincir boşluğuna, yine boşluğun içine batarak 7 tane trabzan yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde dolanıyoruz. Ortada 3 zincir, köşelerde 5 zincir çekiyoruz sadece. 3 4 5 6 ve 7. Şöyle geri çekersek daha düzgün duruyor. Evet, şimdi 3 zincir tığın başını dolayıp diğer zincir boşluğunun içine geçelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bunu da ittirelim kenara. Evet. Eğer elinize çok gerdirme olursa şuralardaki zincirleri 4'te çekebilirsiniz. 3 bana yeterli oluyor ama biraz daha şey örüyorum. Biraz daha bol bol örüyorum bu modeli. Evet, şimdi 7 tane daha yaptık. 5 tane zincir çekiyoruz köşede. 3, 4, 5 zincir. Tekrar doladım. Bir sonraki pardon, zincir boşluğunun içine girdim. Yine 7 tane trabzan yapıyorum. Üç, dört, beş, altı,
ve 7. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki zincirin içine girdik. Boşluğa yine 7 tane trabzan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 5 zincir doladık. Tekrar diğer boşluğa geçtik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 3 zincir. Doladık. Son zincir boşluğumuza geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekerek ilk trabzanımızın üzerine birleştirdik. Evet, ortamız tamam. Tabi biraz ütülediğimizde daha güzel duracak. Böyle kenarında gittiğimizde daha düzgünleşiyor ama. Şimdi buradan kaç tane çekiyorduk? 7 tane. 7 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Tığın başını bir kez doluyorum. Bu altta 3 zincir çektiğim yere gelerek boşluğun içine batarak bir trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. Tekrar bir trabzan daha. Tekrar bir zincir. 5 tane trabzan yapacağız buraya daha doğrusu. Aralarda bir zincir çekerek. Üçüncü trabzan. Tekrar bir zincir. Dördüncü trabzan. Bir zincir. Ve beşinci trabzan. Beş tane trabzan yaptık. Şimdi üç tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç zincir. Şimdi köşeye geldik. Şurada hafif bir dönmem var sanki. Evet. Şimdi köşeye geliyoruz. Buraya da aynı şekilde dört tane trabzan yapacağız. Arada bir zincir çekerek. Bir zincir. İki. Bir zincir. Üç. Bir zincir. Dört. Şimdi 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar bir kez doladık aynı boşluğa. Yine 4 tane daha trabzan yapalım. 1, 2, tekrar bir zincir. 3, 4. Aynı boşluğun içine 4 bir tarafa, 4 de bir tarafa yaptık. Arada 6 tane zincir çektik. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyoruz. Şu ortaya 5 tane yapmıştık. Buraya da aynı şekilde 5 tane trabzan yapacağız. Aralarda da bir zincir. 1, 2, evet, üçüncü trabzan, tekrar bir zincir, dördüncü trabzan, bir zincir ve beşinci trabzan. Tekrar bir, iki, üç tane zincir. Köşeye geliyoruz. Önce dört tane. Bir,
Aralarda hep bir zincirimiz var. 2, 3, 4. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Doladık. Tekrar 4 tane daha tırabzan yapıyoruz. Bir zincir. İkinci tırabzan. Bir zincir. 3 oldu. Bir zincir ve dördüncü tırabzan. Evet, şimdi bu şekilde dolanalım. Şurada 7 zincirle başlamıştık. Buraya kadar gelelim. Başlangıç noktasına kadar. Sonra bir üste geçelim. Köşelerde 4 trabzan, arada bir zincir çekerek, arada 6 tane zincir, aynı köşeye tekrar 4 trabzan daha yaptık. Şimdi ortaya geçişte 3 zincir çektik, ortaya da 5 tane trabzan yaptık. Yine aralarda bir zincir çekerek tekrar 3 zincirle diğer köşeye geçtik. İşte aynı şekilde diğer köşeye kadar gelelim, bir üste geçelim. Evet, şimdi diğer köşeye kadar geldim ben. Elinizde biraz gerdiriyor gibi durabilir ama şimdi üzerine de sık iğne gideceğiz ve düzelecek. Biraz da tabii birazcık ütü de gerekiyor. Şu şekilde başlangıca kadar geldik. Burada 7 tane zincirimiz vardı. Köşeye 4 tane trabzanımı yaptım. Arada 6 zinciri çektim. Şimdi aynı köşeye tekrar birinci trabzanı yapıyorum. Bir zincir. İkinci trabzanı yapıyorum. Tekrar bir zincir. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada 7 zincirimiz vardı. 1, 2, 3 sayıp üçüncü zincirin içine girerek zinciri de trabzanlara dahil etmiş oluyoruz bu şekilde. 4 tane trabzan oluşturmuş olduk. Evet, şimdi buradan bir tane zincir çekelim. Şimdi son sırayı yapacağız. Son sıramız sık iğne ve pipiriklerden oluşuyor zaten. Şurada da görmüş olduğunuz gibi. Bir tane zincir çektim. Burada 3 tane zincirim var. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi burada birer zincir çekmiştik her trabzanın arasında. İlk boşluğun içine giriyoruz. İlk iki trabzanın yani. Bir sık iğne. Aynı yere tekrar ikinci sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir pipirik yapacağım. Yani aynı boşluğun içine iki tane sık iğne yaptık. 4 zincir çektik. Şu şekilde batıyoruz. Bir pipirik yapıyoruz. Şimdi direkt diğer boşluğun içine geçiyoruz. Bir. Aynı yere bir kez daha batıyoruz. 2 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Şu şekilde tepeden doğru batarak ve ilmeği şöyle çekerek bir pipirik daha yaptık. Şimdi diğer üçüncü boşluktayım. 1, 2. Aynı yere 2 tane sık iğne yaptım. 4 tane zincir. Yine tepeden battık. Bir pipirik daha yaptık. Şimdi son boşluğun içine giriyorum. 1. Aynı yere bir kez daha giriyorum. 2. Yani ortadaki 5 tane yaptığımız trabzanın üzerine 3 tane pipirik yapmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Burada yine 3 zincirimiz vardı. 1, 2, 3 tane sık iğne. Şimdi kenarlarda eğer çok gerdirme yaparsa, elinizden çok sıkı örüyorsanız yapabilir belki. Bu sık iğneleri de 3 değil 4 yapabilirsiniz. Burada zaten zinciri eğer 4 çektiyseniz üstüne 4 sık iğne yapabilirsiniz. Şimdi köşeye geldik. Burada da 3 tane boşluğum var. İlk boşluğun içine giriyorum. 1. Tekrar aynı boşluğun içine giriyorum.
2 sık iğne ve 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Yine tepeden doğru batarak bir pipilik yapıyoruz. Şimdi ikinci boşluğun içine giriyoruz. 1 aynı yere tekrar girdik. 2 1 2 3 4 zincir. Bir pipilik daha yapıyoruz. Şimdi son boşluğa geldik. 1 aynı boşluğa tekrar batıyorum. 2. Evet, kenarın bu kısmında da 2 tane pipirimiz oldu. Şimdi ortayı yapıyoruz. Ortanın içine girdim. 1 2 3 4. Burada 4 tane sık iğne yapıyorum. Daha belirgin olsun diye. 1 2 3 4 zincir. Yine bir tane pipirik. Tekrar bu tarafa doğru 4 sık iğne daha yapalım. 3 ve 4. Evet, bu şekilde etrafını dolanacağız. Şimdi ilk boşluğa girdik. 1 2 her boşluğun içine mutlaka 2 tane sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Bir tane pipirik yaptık. Şimdi diğer boşluğa girdim. 1 bir kez daha 2 1 2 3 4 zincir. Tekrar bir pipirik yaptık. Şimdi üçüncü boşluğun içine girdim. 1 2 Şimdi burada pipirik yapmıyorum. Çünkü 2 tane olacak. Köşemiz bu şekilde. 2 pipirik burada, 2 tane burada. Ortalarda da 3 tane. Şimdi yine 3 zincirimiz var. 3 tane sık iğne yaparak geçiyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 tane boşluğum var burada. İlk boşluğun içine girdim. 1 2 1 2 pardon 2 3 4 zincir ve pipirik. Tekrar bir sonrakine girdik. 1 2 1 2 3 4 zincir. Birleştirdik. Şimdi bir sonrakine girdik. 1 2 2 tane pipirik tamam. Üçüncüyü yapıyorum. Pipiriklerde 4 zincir çekiyorum ben. Şimdi ekleme yapacağımız zaman iki bir tarafta, iki bir tarafta kalsın diye. Şimdi son boşluğa giriyoruz. 1 2 Böyle daha hem belirgin görünüyor, daha güzel görünüyor 4 zincir. Şimdi diğer köşeye geldik. Ay, giremedim. Yine 3 tane sık iğne yapıyoruz önce. 2 3 İlk boşluğa giriyoruz. 1 2 1 2 3 4 zincir. Kenarlarda her iki tarafta 2 tane pipiliğimiz vardı. 1 2 Tekrar 1 2 3 4 zincir ve bir pipilik. Şimdi son boşluğa geldik. 1 2 Ortaya geliyoruz şimdi. 1 2 3 4 4 defa sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir. Ve bir tane pipirik yapalım. Ama burada eklemeyi göstereyim, gitmeyelim. Şimdi 4 zincir değil, 2 zincir çekelim burada. Eklememiz de çok basit, çok yapması çok zevkli ve çabucak biten bir model oldu. Şimdi her pipirikten ekleyerek ilerleyeceğiz. Şimdi köşeden de ekleyeceğiz tabii ki. Şuradaki köşede de pipirimiz var. Bu pipiri yaparken ekleyerek gidelim. Kenarımız bu şekilde normalde. Ortada 3 pipirimiz oluyor. Komple sık iğne gidiyoruz. Şu kenar kısımlarda da 2 tane sık iğnemiz var. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum.
Ekleyeceğim motifi alıyorum. Sık iğnenin içine. Şu şekilde girdik. Tekrar iki zincir çekip dönüyorum. Pipirimizi aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi 4 tane yine sık iğne yapalım. 2 3 4. İlk boşluğun içine girdik. 1 2 2 tane zincir. Geliyoruz yine. Aynı şekilde sırayla her pipiriğin içine girerek tekrar 2 zincir çektim. Geri döndüm. Pipiriği yaptık. Şimdi bir sonrakine giriyoruz. 1 bir kez daha aynı yere. 2 tekrar 2 zincir döndük. Sıradaki pipiriğin içine girdik, birleştirdik. Tekrar 2 zincir çektik. Yine şöyle tepeden doğru batıyoruz. İlmeğimizi çıkarıp diğer ilmekten de geçiriyoruz. Şimdi son boşluğa geldim. 1 2 burada pipirik yok. 3 tane 3 zincirin üzerine 3 tane sık iğne ile ortaya geçelim. Şu şekilde eklemiş olduk. Şimdi de buradaki 3 pipiriği ekleyeceğiz. Şimdi ilk boşluğa girdim. 1 2 2 tane zincir. Sıradaki pipirin içine giriyoruz. Sık iğne ile önce birleştirdik. Tekrar 2 zincir çektik, döndük. Aynı şekilde şimdi pipirimizi yapıyoruz. Şimdi bir sonrakine girdik. 2 sık iğne, 2 zincir, döndük. Bir sonraki pipiri birleştirdik. Tekrar 2 zincir, geri döndük ve hem ekleyip hem de pipirimizi yaparak devam etmiş oluyoruz. 1 2 zincir. Şimdi 3. pipiriği ekliyoruz. Evet. Şimdi son boşluğa geldik. 1 2 3 zincirimiz var. 3 tane de sık iğnemiz olacak. 2 3 Bir kez daha bakalım şöyle. Evet. Şimdi diğer kenarı ekleyeceğiz. İlk boşluğa girdik. 1 2 2 zincir. Tekrar 2 zincir döndük. Kenarda 2 tane pipirimiz vardı. İkisinden de ekliyoruz. Bir tane de tam köşeden ekliyoruz. Şimdi son boşluğa da girdim. İki tane yapıyorum. Ve tam köşeye geldik. Şimdi 1 2 3 4. Şimdi 2 zincir. Köşedeki pipirimiz de burada. Onun içine de girdik. Tekrar 2 zincir çektik. Pipirimizi tamamladık. Ve devam ediyoruz. 1 2 3 4 1 2 Artık ekleme işimiz bitti. Aynı şekilde başlangıç noktasına kadar örmeye devam ediyoruz. Evet, şöyle bir bakalım. Son köşem kaldı.
Görmüş olduğunuz gibi eklemesi de gayet kolay. Sadece pipiriklerden ekledik. Şimdi 4 tane motif olduğunda şu kenarlarda burada ayrı bir motif gibi duracak. Ayrıca şurası da farklı bir motif gibi duracak. Şimdi tamamlayayım ben şuraya kadar bitişini göstereyim. Evet, bitişe geldim. Şimdi yine köşeyi döndük. Ek yaptığımız skeniye kadar. Şimdi yine burada da eklerken ilk yaptığımız skenerin içine giriyoruz ve şu şekilde çekiyoruz. Bir tane de zincir çekelim sağlam olsun diye. Ve artık ipimizi şimdi yine arkasını çeviriyorum. Skenelerin arasından ipimizi birkaç ilmek ilerletiyorum. Bir tane daha yapalım. Şimdi tamamını kesebiliriz artık. Evet arkadaşlar, modelimiz bugün bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok zevkli ördüm. Yapması oldukça zevkli bir model oldu benim için. Hem de değişik geldi. Yani şu kısımlar biraz insanı şey yapıyor. Şurada işte dediğim gibi şunu döndürmemeye gayret etmek gerekiyor. Sık iğneleri yaparken aynı hizada dönmek gerekiyor sadece. Dediğim gibi eğer zincirlerinizde farklılıklar oluşursa zincir sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Çok sık örüyorsanız eğer 1-2 zincir çoğaltabilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkürler izlediğiniz için. Şimdilik hoşça kalın.